25 Ocak 2011 Bahattin Baysal hocamızla birlikteyiz. Hocam iyi günler diliyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam hikayeye önce Bahattin Baysal kimdir onu bir tanıyabilir miyiz de başlayabilir miyiz? Evet, efendim ben 1922 yılında Kırşehir'de doğdum. Evet. 1922 yılı biliyorsunuz Türkiye'nin büyük savaşının son ayları, benim doğduğum Aralık ayı. Benim ailem, babam cephede subay, annem subay aileleri o sırada Orta Anadolu'da oturuyorlar. Kırşehir'de o yüzden oturuyor. Onun için oturuyorlar. Ama ben kendim sonra Kırşehir'i hiç görmedim. Denk düşmedi. Anadolu'nun hemen bütün şehirlerini bilirim ama bazı bilmediklerim arasında Kırşehir'de var. Kırşehir'de var. Evet. Sonra babam subaydı. Doğu Anadolu illerinde, Kuzeydoğu Anadolu'da ilkokulu okudum. İlkokula 1928 yılında yeni harfler başladığı yıl ben de ilkokula başladım. 1928. Başladığım okul Posof. Tam sınırda olan bir şehir. Posof'ta başladım. Ardahan'da devam ettim. İlkokula Tirebolu'da devam ettim. Oradan Alıcıra'da devam ettim. Alıcıra İlkokulu'ndan okulunu bitirdim. İlkokulu Alıcıra'da. İlkokulun orada. Ondan sonra babam Batı'ya atandı. İzmir'de Buca Ortaokulu'nu bitirdim. Evet. Ve 1936 yılında, 1939 yılında İzmir Lisesi'ni bitirdim. O zaman İzmir Erkek Lisesi'ydi ismi. Bizim lise ona bağlı olarak kuruldu. Yani bugün ismi birçok defa değişti o lisenin. Şimdi Namık Kemal Lisesi herhalde ismi veya İnönü Lisesi. İddialı bir lise ama. Evet. Ama benim girdiğim yıl İzmir Erkek Lisesi'ydi. İki lise birden idare ediliyordu. Evet. Sonra iki yıl ben Devlet Demiryolları'nda çalıştım. Çünkü yurt dışına gidecektim. Öğretim için uygun düşmedi o sırada. İki yıl çalıştıktan sonra 1941 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Fen Fakültesi'ne kaydoldum. Evet. Ve yüksek çünkü şu, o sırada ailesi İstanbul'da olmayanların İstanbul'da okumaları son derece zordu. Çünkü yani bir ailenin yüksek öğretimde okutmak için çocuğuna ayrıca para, önemli bir para tutuyordu o yıllarda. Çok az aile böyle, diyelim ki vali düzeyinde bir memur ancak bunu yapabilirdi. Evet. Vali düzeyinde olmayan bir memur bunu destekleyemezdi. Çocuğunun İstanbul'da okumasını destekleyemezdi. Çünkü en azından düşünün, tam benim girdiğim yıllarda arkadaşlarım öyle olduğu için rakam da biliyorum. Bir öğrencinin 1940'lı yıllarda İstanbul'da okuması için ayda 25-30 lira paraya ihtiyacı var. O da bir memur maaşı neredeyse. O da son derece, yani bir memur maaşının çok büyük bir kısmı oluyor. Evet. O sebeple ben yüksek öğretmen okulunda parasız yatılı olarak okudum. O sırada
yüksek öğretmen okuluna benim gibi liseden meraklı öğrencilerden büyük bir grup yayılmıştı. Nitekim onların çoğu üniversitede hoca oldu. Evet. Ve yüksek öğretmen okulunun amacı, yani kurulmadaki amacı sonuçta Paris'teki École Normale Supérieure'e benzer bir okul yaratmaktı. Yani fen fakültesinde dersleri görüyoruz. Yüksek öğretmen okulunda ayrıca gece dersleri var. Şehrin tanınmış bilim adamları gece derslerine geliyor ve fakülteyi de takviye ediyor bu suretle. 1941-45 yıllarında Fen Fakültesi Kimya Bölümünden, kimya bölümünü bitirdim. Ve ertesi gün Ankara'ya gidip Ankara Fen Fakültesi'nde asistan olarak işe başladım. Evet. Hangi bölümde hocam? Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde asistan olarak işe başladım. Kimya bölümü. O zaman Ankara Fen Fakültesi, daha ben başladığım zaman Ankara Üniversitesi yoktu. Evet, yok. Çeşitli fakülteler. Benim ilk asistanlık yaptığım yıllar 1945-46 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi de açıldı. Evet. O tıp fakültesinin birinci sınıf kimya laboratuvarlarını ben yaptırdım. PSN diyorlar. PSN. Evet. O laboratuvarlar şimdiki Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde oluyordu. Evet. Dersler Fen Fakültesi'nde, ki o zaman şimdi Gazi Terbiye Enstitüsü'nün binasındaydı Fen Fakültesi. Dersler orada görülüyordu. Laboratuvarlarını tıpların, söylediğim gibi, Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün laboratuvarlarında yapıyorduk. Yeni bir bina, onları tıp fakültesine verdiler. Ve o tıp fakültesinde yaptırdığımız laboratuvar ciddi bir laboratuvardı. Evet. 150 kişi almıştı. 75'er kişi ikiye bölerek laboratuvar yaptırdık. Kimya laboratuvarı yaptırdık. Hıfzıssıhha binalarında. Evet. O ilk girenler benim öğrencim oldu. Evet. Sonra ben o yıl yurt dışından benim hayattaki şansım, yurt dışından üstün bir profesör geldi Ankara Fen Fakültesi'ne. Profesör Parts ismi. Evet. Profesör Parts Ankara 1946 yılı kanunu, yasa çıktı biliyorsunuz, 1946'da özerk üniversite yasası ilk defa çıktı. O özerk üniversite yasasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fiziksel Kimya Profesörlüğü'ne Alman okulundan gelen Profesör Pars atandı. Ben de onun yanında doktora yaptım. Benim hayattaki şansım orada başladı. Peki siz onun ilk asistanı mısınız? Nasıl? Onun ilk asistanı mısınız? İlk asistanıyım. Evet. Geldiğinin ertesi günü, o da bir problem. Çünkü ben o zaman sadece Fransızca biliyorum. Profesör Pars da kaç tane lisan konuşuyor, fakat Fransızca bilmiyor. Bilmiyor. Ben o vakit İngilizceye başladım aynı zamanda asistan olarak onun yanında. Ve yaz aylarında evine devamlı giderek ailesiyle, ben onlara Türkçe öğretiyorum, onlar da size bana İngilizce öğretiyorlar. İngilizceyi öğrendim aynı zamanda doktora yaparken. Ne güzel. O doktora çalışmasında Profesör Pars ilk defa polimer
kimyasıyla ilgili bana bir tez verdi. Türkiye'de polimer kimyasının başlaması böyle. Peki hocam, bir şeyi sormama izin veriniz. Siz polimer kimyasına siz mi yöneldiniz, yoksa hocanız mı sizi yöneldi? Hayır, ben polimer kimyası diye bir söz İstanbul Üniversitesi'nde okumamıştık. Yoktu, öyle bir şey yoktu. Esasen polimer denilen organik moleküllerin polimer yaptığı zaten 1930'lu yıllarda ileri sürüldü. Ancak. Ondan evvel polimer yoktu. Yok. Öyle asosiye olmuş moleküllere kolloid deniyordu. Öyle bir kavram da yok. Kavram yoktu. Profesör Pars yalnız Ankara Fen Fakültesi'ne gelmeden önce İngiltere'de kalmış. Profesör Pars, Almanya Orta Avrupa Okulu ekolünden gelen bir bilim adamı, Estonya'da Tartu Üniversitesi'nde profesördü. Fakat orada biliyorsunuz karışık o yıllar. Sovyetler geldi, işgal ettiler Estonya'yı. O da o sırada İngiltere'ye ailesiyle beraber gitmiş. Evet. İngiltere'de literatürü izliyor ve polimerlerin önemli bir gelişme göstereceğini görerek polimerler üzerinde çalışmayı bana önerdi. Bu bilimsel aktiviteyi besleyen nasıl bir gerekçe var ki polimer kimyası çok önemlidir diyoruz? Niye polimer kimyası önemli hocam? Önemli çünkü 20. yüzyılda polimerik maddeler teknolojinin esas maddeleri oldu. Evet. Her yaşamın her alanında polimerik maddeler kullanılıyor. Yani ben şimdi bir sinir cerrahı olarak sizin alanınıza baktığım zaman metilmet akrilatı görüyorum. Evet. Biz de metilmet akrilatı kafataşı kemiklerinin yerine döküyoruz. Evet. Orada takır tukur bir evet. kemik oluyor. O yıllardan evvel, 1940'lı yıllardan evvel metil metaklat diye bir şey bilinmiyor. Kimse bir şey bilmiyordu. Benim doçentlik tezim, ki onu anlatacağım biraz sonra, metil metaklatın polimerizasyonudur. Ne güzel. Evet. Siz söylediniz de evet. metil metaklat, polimetil metaklat diye çıktı. Bu doktorayı 4 senede yaptım ben. 1949 yılında doktorayı sınavını verdim. 1950'de beni Profesör Pars aracılığıyla Amerika'daki polimerler üzerine araştırma yapan Princeton Üniversitesi'ne gönderdiler. Peki Princeton'a gittiniz, Princeton'da çalıştınız. Bu konudaki lider ülke Amerika olduğu için mi? Yok. 1950'li yıllarda, ki ben Eylül 1950'de Amerika'ya gittim. O yıllarda Amerika en öndeydi araştırmalar evet. bakımından. O yıllarda başladı en öne geçmeye. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Evet, Amerika'ya gitmek de çok kolay bir iş değil. Sizin zamanınızda da değil, 50'li yıllarda da evet. değil. Epey maceralı bir Amerika yolculuğunuz olmuş galiba. Tarsus isminde bir gemiye bindik. Onunla şöyle bir 3 haftadan fazla zamanda New York'a gittik. Evet. Princeton'daki hoca o sırada New York'ta görev aldı. Ben de New York'ta Brooklyn Politeknik Enstitüsü'nde onunla beraber çalışmaya başladım. Sizin çalıştığınız üniversite New York'a yakın bir yerde. New York'un ortasında, Brooklyn'de. New York'un ortasında evet. New Politeknik Enstitüsü. Bu politeknikte özelliği var. Polimer bilimi de orada kuruluyor. Yani kim Amerika'da polimer... Efendim? Kur'an kim? Kur'an Profesör Herman Mark diye
Alman asıllı bir profesör. O bu Almanya'daki savaş şeylerinde Amerika'ya geçmiş. Bildiğiniz olaylardan. Evet. Orada Amerika'da Brooklyn Politeknik Enstitüsü'nde ona bir ayrı bir polimer enstitüsü müdürlüğü vermişler. O polimer bilimi de Amerika'da o yerde gelişti. Evet. Ben de o şansı elde ettim. Orada çalışmaya başladım. Peki oradan hangi yıl döndünüz? Bir yıl sonra bizim profesör oraya Profesör Tobolsky, polimer biliminin tanınmış bilim adamlarından birisi. O tekrar Princeton'da daha yüksek bir mevki verdiler kendine. Princeton'a gitti, ben de Princeton'a gittim bir sene daha. Evet. Sonra bir sene Brooklyn Politeknik'te çalıştıktan sonra bir sene daha Princeton Üniversitesi'nde çalıştım. Evet. Ve Princeton Üniversitesi'nde yaptığım araştırmalar dediğim gibi polimetil metaklat üzerine başlıca. Bunlarla doçentlik tezimi hazırladım. Ve 1952'de Türkiye'ye dönüp bu tezle doçent oldum. Ankara Üniversitesi'nin ilk doçentlerinden biriyim. İlk doçentlerden biriyim. 52. Bir şeye benim cehaletimi bağışlayınız. Einstein'ın Princeton'da çalıştığını biliyoruz. Evet. Sizin çalıştığınız dönemde Einstein tam var mı? Tam oradaydı. Ben de kendisini yolda bir kere yürürken gördüm. Bir defa gördüm. Evet, evinde ziyaret etmedim çünkü benim konum değildi Einstein. Evet. Ama orada olduğunu biliyoruz. Kendisini de bir kere dönemde çalıştım. Bir kere de gördüm, evet. Evet. O şehrin Princeton'da ki şehrin büyük bir ana caddesi vardır. Nassau Street derler. Orada yürürken kendisini gördüm. Evet. Peki ben bir şeye daha gelmek istiyorum hocam. Bir çok önemli arkadaşınız var. O bilim dünyasında çok ünlü ama ortalarda pek görünmeyen bir insan. Erdal İnönü. Erdal Bey'le dostluğunuz ne zaman başladı? Evet. Erdal Bey'le dostluğumuz... Ben Ankara Fen Fakültesi'nde asistanken Erdal İnönü de fizik bölümünde öğrenciydi. Evet. Yani siz asistandınız. Evet, ben asistan, o da fizik bölümünde öğrenciydi. Sonra 1947 yılında sanıyorum Erdal fakülteyi bitirdi ve Amerika'ya doktora yapmak için gitti. Doktora yapmaya. Yıl 1900, o sırada tabii kendisini gördüm. Cumhurbaşkanının oğluydu. Otomobille evet. Geliyor. Ondan sonra o sıradaki Cumhurbaşkanının oğlu çevresi, arkadaşları vardı. Fizik bölümündeki, kimya bölümündeki arkadaşları vardı. Evet. Ama ben onunla o sırada arkadaşlık yapmadım. Kendini tanıyorum. Ama 1950 yılında ben Amerika'dayken ona bir kitap ki yayınlanan kuantum mekaniği kitabını Türkçe'ye çevirmeyi önerdim. O da kabul etti. Ve de 1951 yılında Erdal Princeton'a geldi. Evet. Kaliforniya'dan doktorasını yaptı, Princeton'a geldi. O Princeton'a geldikten sonra arkadaşlığımız devam etti. Evet. Ben o kitabın tercüme notlarını biliyorum. Sizin el yazısı düzeltmelerinizle, evet. Erdal Bey'in düzeltmeleriyle. Tübal yayınladı ondan bir 500 evet. tane. Evet, çok güzel oldu. Önemli bir kitap, çok önemli bir kitap. Hocam şuraya gelebilir miyim? Siz kimyanın özel bir alanında çalıştınız. Bu alanda da çok ürün çıkıyor, çok fazla varyasyon var. Yani polimer kimyası niye önemlidir ki? Polimer kimyası, söylediğim gibi
teknolojik ürün bakımından. Bakın bugün uçakların büyük bir kısmı polimerik maddeden yapılıyor. Evet. Eskiden alüminyumdan, metallerden yapılıyordu. Şimdi diyelim ki uçağın %80'i, %90'ı polimerik maddeden yapılıyor. Otomobillerin büyük bir kısmı polimerik maddeden. Evet. Lastiklerinden tutun her tarafı ne kadar otomobillerin çok büyük bir kısmı polimerik maddeden yapılıyor. Polimerik maddeler her türlü işlemde, işte mesela polimetil metaklatı alalım, o tabii büyük ölçüde mesela vitrinlerde kullanılıyor. Bütün o gördüğünüz vitrin cam diye gördüğümüz maddeler polimerik maddeler. Sağlıktan günlük eşyaya kadar özellikle giyim eşyasında büyük ölçüde pamuk ve yün yerine polimerik maddeler kullanılıyor. Yani bir ulusun sentetik lifler zenginleşmesi, iddia sahibi olabilmesi biraz bu polimer kimyasındaki etkinliğine bağlıdır diyebilir miyiz? Bu doğru olur mu? Doğrudur. Doğrudur. Polimer kimyası, Amerika'da polimer kimyası sentetik kauçuk ihtiyacı nedeniyle büyük artış gösterdi. Evet. Sentetik kauçuk biliyorsunuz 1940'lı yıllarda Japonlar Endonezya'yı işgal ettiler ve kauçuğun ana kaynağı orası. Endonezya. Evet. Şimdi Amerika bir taraftan da savaş var. Savaş başladı. Kamyonlar, arabalar, uçak lastikleri vesaire sentetik kauçuk yapmak üzere büyük bir grup kurundu. Bu tanınmış bu Manhattan projesi var. Biliyorsunuz Manhattan projesinin bir kısmıdır sentetik kauçuk. O sentetik kauçuğu başardılar. Yani sentetik olarak kauçuk yaptılar. O bir kopolimerdir. Stren-butadiyenden bir kopolimer, sentetik kauçuk. Onu bu söylediğim lastiklerde vesairede kullanmaya başladılar. O büyük bir ivme verdi Amerika'daki polimer maddelerin gelişmesine. Hocam tekrar Ankara Üniversitesi'ne dönersek, siz Amerika'dan Ankara Üniversitesi'ne döndünüz değil mi? Döndüm. Hangi yılda? 1952 söylediğim gibi. Sınava girdim, doçent oldum. Doçent oldun. Evet. O sırada bu Princeton'da yaptığım yayınlar orada 4 bu 2 yıl içinde 4 yayın yaptım. Yani şimdiki yıllarda bilim adamları daha çok yayın yapıyor ama şimdi kolaylaştı tabii yayın yapmak. Yayın yapmak kolaylaştı. O yıllarda 4 yayın da önemli sayılıyordu. Doçentlik tezinde benim 3 yayınım var. 3 yayını kapsıyor doçentlik tezi. O yıl onları 1952'de yayınlamaya başladım. 52-53'te yayınladık. Ve o yayınlar yani Türkiye'de bilimsel araştırmalara Türkiye'nin bilimsel araştırmalara başlamakta ilk yayınları. Bakın benden evvel birinci kuşak vardı Cumhuriyet döneminde. Evet. Bu birinci kuşak benim hocalarım. Cumhuriyet döneminin birinci kuşağı benim hocalarım. Cahit Arf, Cemil Dikmen, duymuşsunuzdur isimlerini. Ali Rıza Berkem. Evet. Yani fen fakültesiyle, kimya ile ilgili olan Muvaffak Seyhan diye birinci kuşak bilim adamları. Kimyada 16 kişi var. Bununla beraber tıpta önemli bir grup var. Bunlar Atatürk'ün İstanbul Üniversitesi'ni kurmak için
1927-30 yılları arasında yurt dışına gönderdiği birinci kuşak Türk bilim adamları. Bunlar geldiler. İstanbul Üniversitesi 1933 yılında kuruldu. Orada öğretim üyesi olarak işe başladılar. Bir kısmı Ankara Üniversitesi'ne geldi. Böylece bu iki üniversite Cumhuriyet'in kurulmasında Türkiye'de yüksek öğretimin esasını oluşturdu. O birinci kuşak bilim adamları orada geldikleri zaman işte bazılarının doktora çalışmalarının bir kısmını yayınladılar filan ama yayınları gayet azdır. Tümünün evet. Tümünün yayını toplasak 50 çalışma çıkmaz. Tümünün çıkmaz. Bakın en meşhurları yani gerçekten çok güçlü bilim adamları. Mesela Cahit Erfan 3-4 yayını vardır. Ali Rıza Berkem'in hemen hiç yayını yoktur. Diğer Cemil Dikmen'in 1-2 yayını vardır. Bunu anlayabiliyorum. Ve hepsinin. Yani bu onun için sizin 3 yayınınız, 4 yayınınız çok fazla bir yayın. Öyle 50. İşte onlarla zaten Türk bilim adamlarının literatürde çalışmaları başlamış oluyor bana göre. Evet, evet. O sebeple de ben size söylediğim gibi 7 kuşakta yayın yapan. Açıklayalım derken buraya gelecektim. Siz ilk yayınlarınıza 1952'lerde başladınız ama sizin aktiviteniz halen devam ediyor. Evet. Yani ben sizin bu yılki stasyonlarınıza baktım hocam. Evet. İzniniz olursa söyleyeceğim. Sizin bu yıl 75'in üzerinde stasyonunuz var. Geçtiğimiz 2010 yılında. Evet. 2011'de bile başlamıştır Mamlı. Evet. Bu müthiş bir şey. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu bir bize söyler misiniz? Bunun sırrı şimdi, ne? Tabii ben şöyle anlatabilirim. Bu bir merak meselesi. Öyle sırrı mırı yok bu işin. Yani bunun insanın bilimsel araştırmayla uğraşması merak meselesi. Evet. Yani bir problem olduğu zaman ben merak ederim onu. Problem yani benim araştırmam oradan bir fayda sağlamaya dayanmıyor. Merak ederim. Şimdi mesela bugünlerde bu son yıllarda yaptığım çalışmayı size söyleyeyim. Çalışmaları. Bundan 10-15 yıl evvel Marmara Araştırma Merkezi'nde çalışıyoruz. Evet. Benim orada bir de grubum var. Bir ara orada Temel Bilimler Enstitü Müdürlüğü de yaptım. Orada çalışıyoruz. Enstitü Müdürü Kaymak Şalan dedi ki, yani dünya ölçüsünde ses getiren bir araştırmalar yapın dedi. Ya beni de tanıyor, benim öğrencim de evet. Kendisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Öyle bir araştırma yapın ki dedi, yani dünya ölçüsünde ses getirsin. Bunu o sırada Marmara Araştırma Gen Mühendisliği bölümü var Marmara Araştırma Enstitüsü'nde. Orada çalışan bir araştırıcı ki benim oğlumdur. Evet. O dedi ki günün konusu böyle polimerik maddeleri iskele olarak kullanıp üstünde hücre büyütmektir. Polimerik maddeyi fonksiyonlu gruplar içeren bir polimerik maddenin üstünde hücre büyütülüyor. Ve o hücreler, büyütülmüş hücreler vücutta organ diye kullanılıyor. Yani polimer kimyasının yeni bir boyutu, öyle evet, mi? Öyle. Polimer kimyasının yeni bir boyutu. Evet. Bu tabii o sıraya, o vakite kadar bizim bilmediğimiz bir konuydu. Yani polimerler evet. Yapıyoruz, onların özelliklerini inceliyoruz filan.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Marmara Araştırma Merkezi'ne. Ama bu yeni bir konu. Bunun için bir hücre biyolojisti, iyi yetişmiş bir hücre biyolojisti lazım. O bize teklif edince biz de bakalım literatüre nasıl bu maddeler diye başladık. Böyle maddeler yapmaya, üstünde hücre büyütülüyor. Evet. Şimdi son yıllarda yaptığımız maddeler bir hidrojel yapıyoruz. Doğa esaslı polisakkaritlerden. Siz o kadar kimyayı izliyorsunuz, polisakkaritler var. Çitosan, alginat filan denilen kimyasal maddeler. Bunlar üzerinde fonksiyonlu gruplar olan doğal maddeler. Bu maddelerden hidrojel yapıyoruz, üstünde hücre büyüyor. Şimdi ne kadar hücre büyüyor, bu nasıl dünya ölçüsünde yayın yapılır, bu merak ettiğim bir şey benim. Onun için eğleniyorum evet, onunla. Eğleniyorsunuz, çok güzel bir şey bu. Siz 7 dekatta da yayın yapmış bir bilim insanısınız. Evet, bu öyleyim. Ne oluyor? Yani nasıl oluyor bu iş? Vallahi işte bu merak tabii hem merak hem çalışma atmosferini yaratmak, sürdürmek. Onun için size doçentlikten sonraki hikayeyi de biraz anlatmam lazım. Anlatın hocam lütfen. Bak. Doçentlikten sonra askere gittik, evet. Askerliğimizi yaptık muhabere okulunda, Mamak'ta, Ankara'da. Sonra 1956-57 yıllarında doçentlik devam ederken biz Ankara Fen Fakültesi'nde atom enerjisinde araştırma yapmak için bir proje çıktı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Türkiye'den tanınmış 40-50 kişiyi atom enerjisinde, o zaman günün modası atom enerjisi çünkü. Evet. Türkiye'de de hiçbir şeyi, başlangıcı yok. Halbuki dünya, bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda biliyorsunuz, atom enerjisi önemli bir ivme kazandı. Dışişleri Bakanlığı gönderiyor. Ve ben de o gönderilenler arasına katıldım. Beni de aldılar oraya. Evet. Ve 1957 yılında 2 yıl Amerika'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde 2 yıl gene polimerik maddeler de kullanarak atom enerjisi uygulamaları yaptım. Orada radyo izotoplar, bunların çalışması, kimyasal reaksiyonlarında kullanılması üzerine 2 yıl MIT'de ve Brookhaven Ulusal Laboratuvar var. Long Island'da Amerika'nın. O laboratuvarda 2 yıl çalıştım. Sizin fiziko-kimyacılığınız buradan mı geliyor hocam? Başından beri fiziko-kimyacıyım ben. Evet. Bu da atom enerjisi uygulamaları yani da... Yani bir tescili gibi oldu adeta. Evet, öyle. Bu oradaki çalışmalar 59 yılında bittiğim zaman Türkiye'ye döndüm. Döndüğümde de Orta Doğu Teknik Üniversitesi bana profesörlük önerdi. Evet. O zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne geçtim. Emekliliğiniz nereden oldu hocam? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 20 yıl çalıştım. 20 yıl. 20 yıldan sonra o sırada sizler bilirsiniz epeyce Türkiye karışık durumdaydı bugünkü öyleydi, gibi. Evet. O karışık durum sırasının sonunda ben de uzun süredir Ankara'da çalışıyoruz, biraz da İstanbul'da çalışayım diye bana öneri yaptılar. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldim. İTÜ'ye. Orada da 10-11 sene çalıştım.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 2000 yılı başında emekli oldum. Evet. 2000 yılın, hayır, 1990 yılında emekli oldum. 1990'ın başında emekli oldum. 67 yaşını o vakit doldurdum, evet. Emekli oldum. Emekli olunca bana Boğaziçi Üniversitesi ek görevli bir çalışma ortamı sağladı. Ve de bana bir ofis verdi. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde bir ofisim var. Orada da ek görevli. Arada oraya gidiyorsun. Haftada bir orada çalışıyorum. Bu çok önemli. Dilerseniz görüşmenin bu tarafını biraz saptıracağım belki ama bir türlü tolere edemediğim bir şey var hocam. Türkiye'nin çok yetenekli hemşireleri, çok yetenekli öğretmenleri, çok yetenekli üniversite hocaları, bazıları evlerinde oturuyorlar. Bunu bir ulusal kayıp görüyor musunuz? Görüyorsanız buna öneriniz nedir? Evde mi oturuyorlar diyorsun? Evet, evde oturuyor. Devlet iş vermiyor ki onlar. Bakın tabii iş hayatıyla ilgili konular herhangi bir kolay çözüm bulunamaz. Çok karmaşık. Türkiye'deki iş konuları da karmaşık. Neden karmaşık? Bir kere büyük nüfus artışı var. Evet. Büyük nüfus artışı sebebiyle Türkiye zorluklar içinde. Bunu kimse inkar edemez. Diğer taraftan nüfus artışını destekler durumda bir iktidar var. Evet. Üç çocuk, en az üç çocuk denilen bir hikaye. Evet. Çağ dışı bir yaklaşım. Bütün dünya için çağ dışı. Evet. Bütün dünyada biliyorsunuz büyük nüfus artışı var. Bunu dünya tolere edemiyor. İşsizlik var. Büyük bir kütle açlık sınırında yaşıyor dünyada. Türkiye'de de tabii 70 milyonu geçmiş nüfus, yüksek bir nüfus. Büyük işsizlik var, problemler var. Şimdi böyle durumlarda, bu karmaşık durumda bir takım iyi yetişmiş bir hemşire evde oturma zorunda kalır. Kalabilir diyor. Kalabilir. Evet. Öğretmen de kalabilir. Bunun hemen bir reçetesi de yok diyorsunuz. Yoktur, kolay değil. Kolay değil. Çok fonksiyonlu bir şey. Yani birçok yanlışa dayanan sonuçlar kısacası benim görüşüm. Onun için yani ama bizim şu anda sizin bana sorduğunuz benden beklediğiniz başlıca sözler bilimle olan ilişkilerim. Evet. Bence yani Türkiye nasıl bu durumlara geldik? 7 dekattır yayın yapıyorum. Bir miktar Türkiye araştırmalara önem verdi tabii onun için. Evet. Bu, Türkiye'de tabloyu karamsar görmemek gitgide arttı. Epeyce sebebimiz önemler. Bu araştırmaların sonucunda belirli bir yere geldik. Şimdi geldiğimiz noktayı isterseniz size söyleyeyim. Evet, çok iyi. Şimdi Türkiye 25 bin yuvarlak yayın yapıyor dünyada. Bildiğiniz gibi 19. 18. sıralamada dünyadaki araştırmalar bakımından. Evet. Ama bu sayısal bir sonuç. Sayısal bir sonuç. Doğru. Bunu bu odada bir konferans verdim ve bu sonucun yüksek teknoloji üretimi için yeterli olmadığını söyledim. Bu yeterli değil. Çünkü
Eğer araştırmaları incelersek, bizden daha az yayın yapan ülkeler daha kaliteli çalışmalar yapıyorlar. Mesela Yunanistan bile tanınmış kimya dergilerinde bizden 3-4 misli fazla yayın yapıyor. O sebeple yani araştırmaların sayısının 25 bine çıkması güzel bir şey ama bunların kalitesinin de artması lazım. Artmazsa işte hep Türkiye böyle geri kalmış, gelişmekte olan milletler arasında devam eder. Bundan hemen sonra sizin bu alana yönlenecek insanlara bir özel öneriniz var mı? Özellikle çocuklara, gençlere. Siz hep merak eden, soru soran, o sorunun cevabını arayan, o sorunu çözmeye uğraşan bir insandınız. Araştırmacılığınızı da bununla açıklıyorsunuz. Bir öneriniz var mı gençlere? Vallahi gençlerden yetenekli olanlar zaten bilimsel çalışmalara yönleniyor. Epeyce meraklı genç var Türkiye'de. Evet. Yönleniyor zaten. Yalnız yönlenen miktar 70 milyonluk Türkiye nüfusunu kapsamıyor. Niçin kapsamıyor? Çünkü Türkiye'deki eğitim kalitesi son derece düştü. Evet. Bunu geçenlerde yayınladım. 2 hafta evvel Cumhuriyet Bilim Teknik'te yayınladığımı görmüşsünüzdür. OECD ülkelerindeki eğitim incelemesinde Türkiye 41. 42. OECD ülkelerinin sonlarında yer alıyor. Evet. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi okullaşmada, ilk ve orta öğretimde Türkiye oldukça geri düzeyde kaldı. Öğretmen kalitesi düştü. Çünkü öğretmene ücret verilmiyor. Evet. Düşünce bütün 70 milyonluk kütle katılmıyor. Ancak ondan mesela 15 milyonluk bir kütle gibi Türkiye hareket ediyor. Yani Türkiye nüfusunun hak ettirdiği ölçüde büyük değil. Değil. Çok az. Bunu yüksek ölçüde yapmak için eğitime büyük önem vermek lazım. O da hiçbir zaman kaç yıldan beri, hatta 50 yıldan beri görülen bir şey değil. O yapılmıyor. Evet. Bu atmosferde devam ederse sonuçta Türkiye gene 25 bin yayın yapar böyle kalitesiz yayınlarla. Hep gelişmekte olan ülkeler arasında kalır. Çok teşekkür ederim hocam. Sizi gördük. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Ben teşekkür ederim.